kalıbı. Öyle mesela mi? Hani 3 yufka garanti iyi oluyor. Avan ve gitti. Pratik hakikaten bir pazar günü bir erken kalkarsanız yapabileceğiniz bir değişik bir fincan kek yapıyoruz. Değişik bir usul geliyor. Ne kadar dolduracağız? Yarıya bir kadar kabarmalıyı var, bu önemli. Yarıya kadar. Fincanın yarısı kadar. Fırın kekine göre çok da yumuşak, buharda pişen bir kek inanılmaz güzel oluyor. İmir dolmasıyla devam ediyoruz. Bulgurun biraz görünmemesi gerekiyor, ince örülmesi gerekiyor. Sen şunları sıkmaya başladın, böyle çiğ köfte gibi sıkıyorsun aslında. Bu işte üzerinde köpük kesiliyor böyle, kesik kesik oluyor bakın. Hı-hı. Ondan sonra piştiğini anlıyoruz. Kuskus salatası yapıyoruz. Minik ama biraz geç pişen bir makarna sosu. Evet, aslında sanki daha çok pişecek gibi geliyor. Hani böyle bulgur gibi pişecek gibi geliyor ama öyle olmuyor. Malzemeleri karıştıracağız ve sarsacağız. Aslında çok pratik. Bildiğiniz gibi ucuz, çok az maliyetli bir tarif. Herkese merhabalar. Bugün konuğum İstanbul'dan sevgili Çizel Hanım. Adını kim koymuş? Annem okuduğu bir romandan etkilenmiş. Aa, evet. Güzel bir anısı var aslında. Evet. Anlamı nasıl? Anlamı da çizen el. Çizmekten herhalde evet, gelen çizmekten. Bir anlamı var. Çok değişik. Hep onu söylüyorum. Resmin çok güzeldir. Belki hani insanlar resimleriyle. Olabilir evet. İnsanlar evet. Adını yaşar derler. Evet. Adının bir anlamı var derler. Belki de öyle olabilir. Olabilir. Resim yapıyorsun o zaman. Yapıyorum resmi. Evet. Süper. Güzel resim yaparım. Ben de yaparım. Bugün çok güzel yemeklerimiz var. Neler yapacağız? Evet. Bugün ilk önce kek kalıbında börekle başlayacağız. Kek kalıbında börek. Börek evet. Yapacağız ama bunu kek kalıbında değil, pişireceğiz. Kalıbında. Evet. Ve sunumu çok şık. Hani çay saati için. Evet. Pratik çok süper. Süper, güzel böyle bir günlere tarif olabilir aslında. Evet. Fincanda ıspanaklı kek yapacağız. Yöresel yemeğimiz var, İmir dolması. Bir de kuskus salatamız var. Enteresan bir gün bizi bekliyor. Yani hem böyle pratik yemekler var, değişik araç gereçleri birbirine böyle değiştirip kullanacağız. Hem de yöre yapacağız. Hem de güzel böyle günlere uygulayabileceğiniz işte kuskus salatası evet. Gibi, kek gibi, börek gibi tariflerimiz olacak. O zaman güne neyle başlayalım? Kek kalıbında börekle başlayalım. Tamam, günün ilk yemeğinin malzemeleri gelsin. Kek kalıbında börek. 3 adet yufka, iç harcı için 400 gram dana kıyma, 1 adet kuru soğan, 1 adet havuç, 1 adet patates, yarım bağ maydanoz, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber. Sos için 1 adet yumurta, 1 su bardağı su, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı tuz. Kalıbı yağlamak için 1 yemek kaşığı bitkisel margarin. Efendim yufkamız var. Klasik evet. Bir börek malzemesi gibi gözükse de evet. Aslında öyle değil. Sunumu. Sunumu farklı. Sunumu farklı evet kek kalıbında. Özellikle çay sofralarında şık bir sunum. Tamam. Nereden başlayalım? İçinden başlayalım. İç malzemesinden. Evet. Tamam o zaman oradan başlayacağız. Evet. Tamam. O zaman sana soğanı veriyorum. Çizer ablacığım ben de önce kıymamı alacağım. Bu arada tabii hemen mutfağımdaki değişikliği fark etmişsinizdir efendim. Ocağımızı bu tarafa aldık çünkü yenilenelim dedik. Böyle bir değişiklik yaptık. Şimdi böyle daha rahat olacak. Hemen ayçiçek yağımı alıyorum bir miktar. Şöyle önce kıymayı kavuracağız. Üstüne evet. Mi soğanı ekleyeceğiz? Evet soğanı ekleyeceğiz. Bazen tam tersi yapıyorlar. Sen böyle tercih ediyorsun evet. Sanırım. Birazcık koydum. Soğanımızla yemeklik doğruyoruz. Evet. Tamam. Şuradan hemen alabilirim. Şimdi burada yarım yağlı bir kıymamız var. Evet. Önce onu alayım. Neler yapıyorsun?
musun? Biraz kendinden bahset bize bu arada. Bahsedeyim, evet. Ben iki tane çocuğum var, onları büyüttüm. Maşallah. Kaç yaşlarında? Biri 27 yaşında. Birisi de şimdi 19 yaşında. Teşekkür ederim. Boyun kadar çocuğun var, evet. Yani. Evli mi? Yok, hayır. Daha henüz evlenmedi. Maşallah. Çalışıyor. Bir tanesi de üniversiteye gidiyor kızım da. Oh, ne güzel. Neler yapıyorsun? Yemek yapıyorum, yemek yazıyorum. Aşçılık eğitimi aldım. Aynen. Evet, evet. Yemek yazmaya başladıktan sonra bunu profesyonelleştireyim dedim. Ha, bu sonradan aldın eğitimi. Evet, yani. Sonra evet. Karar verdin. Süper. Evet, aşçılık eğitimi aldım. İşte bu alanda ilerliyorum işte. Peki, bayağı böyle profesyonel bir eğitim mi aldın? Evet. Yoksa evet. Böyle hani minik minik workshoplara mı gittin, kurslara mı gittin? Süper. Evet. Ne kadar süre oldu bu? 6 ay boyunca, 6 ay. Haftanın 3 günü. Ciddi bir eğitim mi aldın? Evet, evet. Ders, profesyonel aşçılık eğitimi aldım. Böyle devam ediyorum. Vallahi bravo. Okumanın öğrenmenin yaşı çok güzel, evet. Aslında benim. Çocukları büyüttüm. Evet. Belki o üniversite giderken sen de benim okulum mağrip evden çıktım sabah. Gerçekten. Güzel bir şey aslında. Evet, sırt çantamı aldım. Bıçaklarım da, bıçaklar çok önemli biliyorsunuz aşçılıkta. Evet. Önlüğüm, bıçaklarım her gün. 9'dan akşam 4'e kadardı ama tabii 6'ya kadar sürüyordu bizim eğitimler. Çünkü yapıyoruz, dikiyoruz, sunuyoruz. Onları da öğretiyorlar. Evet. Ya sadece bir şey pişirmek değil, pişirdiğini temizlemek, mutfağını evet. Temiz tutmak. Profesyonel mutfağı öğreniyoruz. Tabii. Bu arada kıymalarım hemen rengini evet. Aldı. Ekleyelim mi soğanları? Evet, soğanları tamam. Ekler. Ben de... Şöyle yemeklik doğradığımız soğanlarımız var. Şöyle yapalım. Tekrar sanırım buna ihtiyacın olacak. Bu tarif nereden? Bu tarif, yani bunu da ben kendim buldum. Yani hani sürekli fırın tepsisinde, aslında işin açıkçası şeyi çok sevmiyorum. Fırın neyi? Tepsisinde koca bir börek yapmayı sevmiyorum. Hani küçük yani kaplarda. Bu, ama tek kalıbı börek yapmak için de enteresan. Çok, yani şimdi masaya tepsiyle getiremezsiniz çay sofrasına. Ama bunu kek kalıbında... Evet, bizim de öyle güzel bir kek kalıbımız var. Evet, şeyler, çok beğendim onu daha önce. Aslında. Vallahi güzel. Çay saatleri için sunumu çok şık bir... Börek. Şimdi havucu, ne yapacağız? Rendeliyoruz. Havucu rendeleyelim. Şimdi bizim burada harcımızda kıyma var, soğan var, evet. Havuç var. Sanıyorum patates de olacak. Patates de koyacağım. Onlar bağlayıcı olsun. Dökülmüş. Nişasta da evet, 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 bağlayıcı olsun. Peki harcını değiştirebilir miyiz? Yani tabii. Ben bu tarifi sevdim. Yani kek kalıbında yapmak hoşuma gitti ama kıymalı harç istemiyorum. Peynirli yapmak tabii istiyorum. Tabii ki. Patatesli yapmak istiyorum. Ispanaklı yapmak istiyorum dediğinizde de olabilir. Tabii tabii aynı şekilde. Yani onun pişme süreci falan acaba etkiliyor mu? Yok, hayır. Etkilemiyor. Yok. Çünkü bu da pişmiş oluyor. Peynirin de zaten pişme süresi yok. Hı-hı. Aynı şekilde rendeliyorum. Patatesi en son koyacağım, kararmasın. Hı, ama rendeleyip koyacağım. Rendeleyip koyacağım. Bütün malzemem hazır olduktan sonra. Şimdi bunu da alın. Patates daha geç pişenmiş olduğu için evet. Acaba diyorsunuz ki pişer mi içinde? Yok, ama rendelenince çok inceliyor. Fırına da gireceği için. Bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir yumurta. Tamam. Sütümüz orada zaten. Evet. Şöyle bir çay bardağı da hemen ayçiçek yağımızı alalım. Bir adet yumurta. Aslında klasik bir börek, börek tarifi, sosu evet. Diyebiliriz, harcı diyebiliriz. Yumurtayı direkt kırabilirim evet. Üstüne. Şimdi yufkayı tabii öyle tezgahta evet, bu sefer açmayacağız. Tuz almak istiyorum. Tuzumuz orada. Bakalım nasıl olacak, direkt kalıpta yapacaksın değil evet. Mi? Kalıbımızı yağlayalım. Hı.
Şimdi onu sanırım margarinaya almak evet, daha güzel evet. olacak. Çünkü tutunması gerekiyor. Evet, ters çevirdiğimiz zaman. Güzelce hemen şundan çıksın. Birazcık margarin alayım. Şöyle yapalım. Şuradan gene yer değiştireceğiz. Biraz dönüyoruz böyle mutfakta. Biraz da su alıyorum. Şöyle bir miktar margarinle. Bir bardak suyum var. Önce yarısını koyacağım, kalan harca da üzerine dökeceğim hem suyu. Hem su hem süt ekliyorsun. Evet. Kıymalı böreklerde su daha iyi oluyor süttense. Kıymalı böreklerde su evet. Neden öyle? Sütün peynirle uyumu daha güzel. Ama bunda daha güzel oluyor peynir. Kıymanın tadı çıkıyor. Hani hiç süt kullanmamak da değil. Değil, ama evet. Su da kullanıyorum. Biraz kullanıyorum mutlaka. Tamam, bu da güzel bir püf noktası. Ben hemen şöyle margarinle... Şimdi bunlar seramik fırın kapları. Çok şık evet. Fırına girebiliyor. Ama gene de şimdi ters çevireceğimiz için şöyle bir her tarafına bitkisel margarinayı alıyorum. Kabını beğendin mi? Çok güzel, çok hoşuma gitti. Ters çevirmeye de onda yapmalı, yani böyle evet. de kalabilir. Onda yapmalıyız dedim görünce. Değil mi? Şimdi şöyle yapalım. Bu taraflarına da sürüyorum ki. Evet. Eğer değerse yufkamız rahatlıkla keklerde çıksın. Keklerde de böyle margarin kullanmak gerekiyor. Şimdi nasıl yapıyorsun? Kaç adet yufka var burada? 3 adet yufka kullanıyorum. Burada bir de şunu söyleyeyim, kek kalıbında çok taşma oluyor. Yani çok fazla yüklerseniz kalıbı. Öyle mesela mi? Hani 3 yufka garanti iyi oluyor. Atıyorum mesela 4-5 yufka yapayım daha evet, dolu tamam, olursun. Evet tamam dolu olsun değil. Çünkü taşıyor, fırına taşma oluyor. O yüzden doldurmayın. Tecrübeye sabit galiba. Evet, evet. Denenmiş evde. Şöyle. Kalıbında olabilir. Evet. Şimdi böyle içine birazcık harcından ıslatıyorsun. Aslında çok basit. Pratikmiş hakikaten. Evet. Yani isterseniz şimdi ben öyle uygulamayayım dedim ama şey de yapabilirsiniz. Daldırıp çıkarabilirsiniz sosun içine. O da olabilir. Her türlüsü. Evet. Uygun. Yani hani her tarafı yani şöyle daldırıp ha şimdi ilkini yaydın ama evet. diğerlerini böyle parçalara koyacaksın. Evet. Bu taban için evet. sadece. Şöyle ben ucundan yapayım. Böyle aslında güzel ıslanıyor. Evet. Değil mi? Yani harcı güzel şöyle. Islatıyor. Böyle sanki bir yaprağı ikiye böldün gibi. Evet. Elimde parçaladım. Böyle tiftik etmekle değil ama parçalamak evet. dediğimiz. Anladım. Hani 5 parça olursa hakikaten bunun da evet. bir kabarma şeyi var. Fazla gelecek kek kalıbına. Tepsi çok yayvan olduğu için orada kaldırabilir. Kaldırıyor evet. evet. Kaldırmaz. Ortadan. Aslında bu şöyle hani ay işte az bir yufkam kaldı dolapta ne yapsam dediğiniz değil zaman evet. kullanabileceğiniz bir şey. Çünkü belki 3 parça yaprakla da çok böyle güzel bir tepsi böyle çıkmayabilir. Evet. Böyle değerlendirebilirsiniz. Koyalım. Ortasına geldiğin zaman harcı evet. ekliyorsun. Burada ben fırınımı yaktım. Evet. Yaklaşık 200 dereceye yakın. Alt üst pişireceğiz. Hepsini ortaya mı koyuyorsun harcı? Evet, ortaya koyuyorum. Yufkalarını üzerine döşüyoruz. Yine ıslatacaksın. Aslında bu malzemelerin sayısı tam denk geliyor hani değil mi? Evet. Şöyle bir kek kalıbına tam denk geldi. Evet. Harcıyla, yufkasıyla. 3 yufka tam geliyor. Güzel evet. Tekrar ıslatacaksın onunla. Hı-hı. Böyle döndürerek evet, döndürerek kapatalım. Şimdi burada da bir kat oluştu bakın. Şu ortası ne olacak? Ortayı şöyle açalım. Açacaksın tamam. Hem şekli de belli oldu. Kıvansın evet. Tamam. Kıymamız görünmesin. Evet. Tekrar sosluyorum. Tekrar soslayacağım. Bu kalan suyumu da buna ilave ediyorum bir bardakta. Yarısını koymuştum. İzmir'i aldırdın orada. Evet. Onu buharıyla
böreğimi düşecek. Su da biraz buhar yapacak. Evet. Sıcaklığı da olacak. Yumuşak yumuşak pişsin diye aslında. Tabii şimdi mesela kimisi çok yumuşak börek seviyor. Kimisi çıtır çıtır sever. Çıtır seviyor. Evet. Aa, vallahi bitti. Pratik. Hakikaten bir pazar günü bir fıkarken kalkarsanız yapabileceğiniz bir değişik sabah börek tarifi. Evet. Sabah sürprizi. Şimdi hadi bakalım. Açalım. 200 derecede yaklaşık 180-200 arası evet, aslında 180, değil mi? 200. Biraz fırınların ayarıyla da önemli. Şöyle. Koyduk. Evet, yarım saat, 45 dakika gibi bir sürede pişer. Aslında hem kek gibi hem börek arası evet, bir süre. Yani evet, klasik bir sürede ama gene tabii kontrol edelim. Hızlı da pişebilir evet, ha. Ortalama sopayla günün ikinci tarifine geçelim. Evet, geçelim. Hadi bakalım günün ikinci tarifi gelsin. Yapıyoruz. Değişik bir usul geliyor. Ne kadar dolduracağız? Yarıya bir kadar kabarmayı var bu önemli. Yarıya kadar. Fincanın yarısı kadar. Fırın kekine göre çok da yumuşak, buharda pişen bir kek inanılmaz güzel oluyor. İmir dolmasıyla devam ediyoruz. Gerekiyor. İyice örülmesi gerekiyor. Sen şunları sıkmaya başladın. Böyle çiğ köfte gibi sürüyorsun aslında. Bu işte üzerinde köpük kesiliyor böyle. Kesik kesik oluyor. Bakın. Ondan sonra piştiğini anlıyorum. Kuskus salatası yapıyoruz. Evet aslında sanki daha çok evet, pişecek gibi geliyor. Hani böyle bulgur gibi pişecek gibi geliyor ama öyle olmuyor. Malzemeleri karıştıracağız ve servisleyeceğiz. Aslında çok pratik. Bildiğiniz gibi ucuz, çok az maliyetli bir tarif. Günün ikinci tarifi geliyor efendim. Fincan kek yapıyoruz. Fincan kek, 2 adet yumurta, 1 adet portakal rendesi, 1 çay bardağı toz şeker, 10 yaprak ıspanak, yarım çay bardağı süt, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağından az un, 2 damla limon suyu. Fincan kek değişik evet, bir fincan kek olacak. Çünkü burada bildiğiniz aslında Türk kahvesi fincanları. Fincanları var. Bir tane böyle hani kahve fincanı var. Evet. Sütlü kahve fincanı diyebiliriz ona da. Aslında ıspanaklı kek evet, yapacaksın ve bunu fincanda yapacağız. Fincanda ve ocakta pişireceğiz. Ocakta pişireceğiz. Evet. Çok değişik bir usul geliyor. Buharda pişireceğiz. Nereden başlayalım? İlk önce ıspanakları sütle beraber rondodan çekelim. Tamam. Şöyle içine o iri saplarını alıp. Saplarını alacağım. Şimdi sütle böyle bir daha sıvı sos gibi şey yapacaksın herhalde değil mi? Sulandırıyorum ya çekeceğim hı-hı, için. Kuru kuruya ıspanak çekilmiyor. Çiğden kullandığım için hı-hı, bir de. Çocuklar için de çok faydalı. Çok faydalı. Kek. Özellikle ıspanaklı kek yediğim zaman çok şaşırmıştım. Yeşil bir kek yediler bana. Fıstıklı diye. Fıstıklı değil mi? Evet. Ama değil. Alakası yok. İnanmıyorlar da evet. Ama tadında da ıspanak gelmiyor. Çok enteresan değil mi ya? Evet. Çekelim mi? Evet. Şimdi çekelim. Haydi bakalım şimdi. Hemen çekiyorum. Şöyle. Evet, sanıyorum evet, oldu.
değerlidir, evet. Bir dakika, şöyle birazcık süzeyim bunu da. Böyle bir yeşil aslında sıvı elde ettik. Evet. Ispanağın suyunu çıkardık dedikleri bu olsa gerek herhalde. Alalım mı şimdi artık şunu? Yok, ilk önce şekerle yumurtayı elde çırpalım. Ha, önce onları çırpacağız. Evet. Aslında klasik bir kek yapıyormuş kek gibi ilerleyeceğiz, evet. Değil mi? Nereden buldun peki? Bu tarifi var. Ben kendim denedim. Kakaolu yapıyordum. Ispanak yapayım nasıl olur dedim. Aslında çünkü sadece bunu yapamaz tabii. Tabii, olmaz. Evet. Hı-hı. Oldukça da güzel oldu. Yeşil yeşil fıstıklı gibi. Evet. Fincan kısmı acaba nereden? Fincan şöyle, fincanda kek yapıyorum. Buharda çok güzel kek oluyor. Buharda kek. Buharda kek. Bunun ısısıyla pişecek. Evet. Ocağı açabilirsiniz. Su ısınmaya başlasın. Şimdi bir miktar suyumuz var içinde. Evet. Şöyle göstereyim. Ondan, evet. Böyle hani birkaç parmak kadar, çok da değil. Dörtte bir, fincanların dörtte birine gelecek kadar olması yeterli. Portakal rendesi. Rendeleyeceğiz, evet. Tamam. İçine mi i̇şte, rendeleyelim? Evet, ıspanağı kamufle etmenin güzel yolu. Mis gibi portakal peki, kokusu olacak. Olmazsa çiğ olur mu? Olur. Aslında mesela haşlayıp da yapabilirsiniz. Hani biraz hı-hı suya daldırıp da yapabilirsiniz. Bu çiğden kullandığım için onunla kamufle ediyorum yani. Yani çiğ kullandığım zaman mutlaka böyle bir portakal aroması gerekecek. Evet. Tadını kamufle etmek için. Rendeleyim mi içine? Evet. Ben çekeyim. Şöyle direkt şurasıyla rendeleyebilirim. Bir su bardağı unumuz var. Bu da tabii bir su bardağı diyorum ama hani yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü tabii o da farklı önemli oluyor. Evet. Kabartma tozumuz ve vanilyamız var. Portakalımız rendelimiz. Bu arada böreğimiz hazır herhalde. Sana 2 dakika şunu hemen vereyim. Alayım. Yanmadan böreğimizi bir kontrol edelim. Ne durumda? Evet, böreğimiz gayet güzel pişmiş. Alıyorum ben bunu. Evet, çıkar. Tamam Sera ablacığım, alıyorum. Ama ters çevirmek için biraz soğuması lazım, evet, değil mi? Önce biraz soğuyacak. Bakalım nasıl pişmiş. Gayet börek gibi kabarmış. Şöyle. Evet. Çıtır çıtır bir börek olmuş bu kek kalıbında, değil mi? Evet. Evet, bakar güzel mısınız? Kabarmış da. Hala pişiyor bu arada. Efendim, günlük tarifiydi. Kek kalıbında börek yapmıştık. Pişti bile. Ters çevireceğiz ama ters çevirmek için önce biraz soğuması lazım ama bence böyle bile sofraya konsa güzel değil olur. Mi? Yani evet. Şimdi bir kek kalıbınız varsa böyle hafif güzel seramik, porselen bir kek kalıbı çok yakışacak. Biz şimdi portakalımızı rendeledik. Kekimizi yapmaya devam ediyoruz. Tenceremizde kaynamaya başladı. Evet, ısındı. Portakalı koymuştuk. Şimdi neleri ekliyoruz? Şekerimiz eridi. Tamam. Sonra şimdi ıspanağı koyacağız. Ispanaklı karışımı koyacağız. Şöyle önce bunu bir çıkartayım. Şöyle yapalım. Vallahi yeşil yeşil koyduk. Nasıl bir şey olacak evet acaba? Merak ediyorum. Yeşil bir kek oluyor. Fıstıklı bir kek diyeyim. Yavaş yavaş kontrol koyalım. Koyalım biraz. Evet. Tamam. Çünkü hani unu da bir bardak diyorum ama bazen yumurta. Evet, mesela bir yumurta bir yumurta evet benzemiyor. İkisi hepsinin gramajı farklı olduğu kek, için. Kek tarifi vermek o yüzden hem kolay hem güç. Evet, o kısmı çok zor. Değil mi? Evet. Pişirmesi ayrı. Bu biraz ayrı daha isteyecek. Evet. Şöyle yapalım. Evet. Yeterli gelecek sanırım kabartma tozu. Onları da ekleyelim. Kabartma tozu. Vanilyası. Vanilyayı da koyalım. Onu da koyduk. Aslında basit bir kek, o kadar da zor değil. Çok basit. Değil mi? Çok basit, evet. Hı-hı. Kokuyu alıyor musunuz portakal kokusu? Portakal geldi, vanilya kokusu geldi koyunca. Ispanak kokusu gelmiyor bir tek. Şimdi? Evet, bir iki damla da limon damlatırsak. Limon. Şimdi limon niye damlatıyoruz? Zaten portakal kabuğu koyduk mesela. O da kabarmasını biraz önlüyor. He, anladım. Sasılığını alıyor şeyin ıspanağı. Şöyle o zaman damlatabilirim. Çok, çok az, zaten çok zaten çekirdek yok. Birkaç damla. Tamamdır. Bu kadar yani. Teşekkürler. Evet, bu kadar. Şimdi bir kaşık alalım. Kaşıklarla dolduralım şeyleri. Ne kadar dolduracağız? Yarıya şimdi kadar kabarma payı var, bu önemli. Yarıya kadar fincanın olacak. Fincanın yarısı kadar. Şöyle hemen peki bunlar alayım. Şimdi kırılmaz mı, çatlamaz mı? İnsan evet, atmak o soru geliyor. Evet, bana da mesela çatlamaz geliyor, hı-hı, tıkırtı geldiğini söylüyorlar. Şimdi koyacağız, fincanlar tıkırdamaya başlayacak. Bayağı böyle tıkır tıkır tıkır. Ondan sonra altını kısacağız, kısık hı-hı ateşte. 15 dakika. Ama yani fincanın büyüklüğüne göre değişiyor. Mesela bunun pişme süresi daha fazla. Hı, büyük olduğu evet, için. Evet, büyük olduğu için küçüklerinki daha fazla.
10 dakikadan sonra çok dikkatli açın. O da çok önemli. Açıyoruz ya çok buhar birikiyor içine. Hmm. Yani hani bir kazaya sebep olmaması açısından zaten havluyla da kapatacağız. Yavaşça belki. Karşı tarafa doğru açacağız. Aha. Sonra kontrol edebilirsiniz. Ondan sonra istediğiniz kadar pişirebilirsiniz. Çok basit. Neyse bir dondurun bakalım. Evet. Pişme süresini aşamasını. 10 dakika ilk 10 dakika çok önemli. İlk 10 dakika açmamak gerekiyor. Açmayalım gerek. Evet. Sonra açarken de lütfen buhara kontrol çok dikkat edelim. Evet. Anladım. Mutlaka fincanları şöyle direkt göstereyim. Yarısına kadar dolduracağız. Çünkü burası önemli. İşte nasıl kabartma tozu koyuyorsak keke. Buna da koyduk. Onun bir kabarma payı olması lazım. Aldım onu. Yarıya şimdi kadar mesela bir tane şöyle... büyük olmasının sebebi var mı? Yok hayır. Ben şimdi bir tane büyük olsun dedim. Arada ortaya yerleştireyim. Diye. Evet. Hani onda da olabileceğini görsünler. Bir şey değil mi? Ben bu çiğ halini çok sevdim keke. Aa, vallahi portakal, limon, ıspanak inanılmaz güzel. Evet, şimdi pay edeceğim. Bunu da doldurayım. Kalanını da pay edelim ve pişirelim. Peki o tıkırdama sırasında devrilmiyor mu fincanlar? Yok hayır devrilmiyor. Benim fincanlarım ayaklı bir de. Onda pişiriyorum yani. Hiçbir vallahi şey olmuyor. Kafam bir sorular var şu an. Bakalım hanımlar da mutlaka yok, şey yok. Düşünüyordur. Ve hiç yapmayanlar. Fırın kekine göre çok da yumuşak buharda pişen bir kek inanılmaz bir güzel kek. Oluyor. Tabii şimdi böyle diyorum. Biraz balkona da koyabilirsin. Şöyle ortaya koyuyorum ilk önce. Bunları kenarlara şöyle. Ha, büyüğü ortaya koyun. Eğer böyle yaparsak büyüğü ortaya koyacağız. Evet büyüğü ortaya koyuyorum. Onu sonra daha geç çıkaracağım ama. Pişme süresi uzadığı için onun büyük. Şu an böyle fincanın dörtte birine çıkacak kadar bir su var. Aynen, evet. Bakın tıkırtıları duyuyor musunuz? Valla duyuyorum. Tıkır etmeye başladı bile. Su olacak şöyle. Bakalım merak ediyoruz. Şimdi kapatacağız. Tamam. Peynir Hanım şimdi bir de kağıt peçete istiyorum havlu. Tamam. Şöyle. Hem normal böyle bir evet. Havlumuz olacak hem de böyle bir şey. Böyle kapatacağız. Biz yalnız bunu yan ocağa alsak bu birazcık tamam. Karlı. Daha kısık ateşte olması evet. Lazım. Hatta şöyle. Bunu arkaya bile alabiliriz. Şöyle. Birazdan. Kapanmayalım. Şu ocak daha iyi sanırım. Şunu yaparsak biraz daha. Pardon şunu aşağı. Onu evet ona kısık alalım. Daha şöyle hemen. Kıstım. O tarafı oraya olursa. Oraya geçireyim. Kısık. Şimdi böyle küçük fincanlar 15 dakika. Evet. Büyük fincanlar bir 20 dakikayı 20 bulabilir dakikayı herhalde. 20 dakikayı buluyor. Evet. 10 dakikadan sonra bakabilirsiniz. Şimdi bunun içine kapak içine buhar biraz gidiyor. Biraz vakum yaptı gibi vakum dedi. Vakum yaptı. Buharda pişirecek. Buharla yumuşacık bir kek oluyor. Fırın evet, kekine evet. Göre hani kabuksuz. Hı-hı. Yumuşacık bir kek oluyor. Sonra bir fincandan çıkartıyoruz. Fincanda mı yiyoruz? Nasıl oluyor? Yani siz dilerseniz istediğiniz gibi yersiniz ama işin enteresan tarafı yağlamadık fincanları. Evet. Dikkat ederseniz ve çok güzel çıkıyor fincanlarda. Vallahi merak ediyorum. Göreceğiz efendim. Evet. İkinci tarifimiz şu an pişiyor. Tıkır 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 evet. Tıkır. Altın. Biz malzemelerimizi hazırlayalım. Üçüncü tarif için bakalım bu sırada kek nasıl pişecek. Ama bu sırada tıkır tıkır pişen kekimiz hazır. Artık pişti sanıyorum. Hemen şöyle bir bakalım. Açayım mı? Açayım. Tamam. Açtık mı? Evet. Şey değil mi? Fıstıklı, Antep fıstıklı dondurma gibi. Evet değil mi? Süper evet. Gözüküyor. Görebiliyorsun sanırım oradan. Şimdi buraya da hemen sununca. Çok güzel kabarmış. Evet. Şahane şöyle alayım. Alalım. Yakında alalım biraz daha. Nasıl yapacaksın? Sıcak olduğu için dikkat etmek lazım. Şöyle mavi tarafları da görüyorsun fincanları. Ay pufidik bir kek. Pişti inanmak için. Evet yalnız. Şöyle. Suyunu şey yapayım oraya. Ben şunu alabilirim. Şöyle. Olsun sıkıntı yok. Ben çok beğendim. Şeyin görünüşü de çok güzel oldu. Böyle sunmak da güzel. Çok güzel evet. Günleri biraz bekledikten sonra şeyden rahatça çıkıyor. Yağlamadığımız halde. Ya çıkabilir. Buradan böyle kaşıkla da yiyebilirsiniz. Evet. Şöyle hemen sunalım efendim. Bence çok şık oldu. Günün ikinci tarifiydi. Fincanda kek yaptık. Hem de ıspanaklı kek yaptık. Şimdi artık üçüncü tarife geçeceğiz. Güzel bir dolma tarifi evet, var. Evet, İmir dolması. İmir dolması.
üçüncü tarifi geliyor. İmir dolmasıyla devam ediyoruz. İmir dolması. 2 su bardağı ıslatılmış ince bulgur, 3 yemek kaşığı irmik, 4 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, hamuru bağlamak için 1 kase su. Üzeri için 1 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı bitkisel margarin, 2 yemek kaşığı domates salçası, yoğurtlu sos için 1 kase yoğurt, 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz. Şimdi bulgurumuz var. Evet. Bulgurumuzu önceden ıslattık şöyle. 2 su bardağı bulgur, evet. Evet, artık yavaş yavaş çekmiş. Bu değişik bir dolma. Adı dolma ama dolma gibi değil gibi bulgur de. Bulgur köftesi, evet. Evet, niye acaba dolma demiştir hızlı? Ya bilemiyorum. İmir dolması denmiş. Aslında bazı yörelerde ömür dolması da deniyor. Ömür, ha, ilk başta ömür söylemiştim. Ömür de deniyor, evet. Bazısı Bayburt'un yemeği. Bayburt yemeği, evet. Bayburt yemeği. Gerçi böyle çeşitlenerek başka memleketlerde böyle kendine göre şey evet. yapıyor. Evet, Erzurum'da yine farklı bir isimle var. Ondan sonra Erzincan'la... Bayburt yemekleri birbirine biraz Benziyor. Yakın. Tamam. Elazığ aynı. O çevrede bulgur ağırlıklı yemekler. Bulgur. Evet. Ne kadar güzel bir şey. Evet. Nereden başlayalım şimdi? Ben yoğurayım. Tamam. Siz de sos hazırlayın. Tamam. Sos nasıl hazırlıyoruz? Sosu soğanı kavuracağız. Tamam. Salçalı. Hadi bakalım o zaman. Yemeklik mi doğrayacağız? Yemeklik evet. Tamam. Evde en çok hangi yemekler pişiyor? Aa, çocukların sevdiği yemekler pişiyor. Ne seviyorlar? Çocuklar daha çok dünya mutfağından hani fast food tarzı. İşte bu kekler, ıspanaklar bu yüzden çıktı zaten. Değil mi? Onları anneler evet sebze yesin. Gerçi büyüdüler ama büyüyene kadar da sizin de öyledir değil mi? Öyle tabii. Seçici olunca. Ay bizimki makarnaya taktı. Gerçi ben de makarnacıyım. Hani o yüzden çocuğa da kızamıyorum. Demek ki beni görerek mi alıştı acaba? Ali Demir tam bir makarna canavarı. Ne olacak bilmiyorum ama. Makarna da makarna olmazsa onu yemekten saymıyor. Hemen birazcık margarin alacağım değil mi? Evet. Şöyle gösterelim. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar yeterli olacaktır sosumuz için. Şöyle açalım. Şimdi hani aşçılık kursuna gittim demiştin ya. Evet. Aslında orada sadece tabii yemek öğretmiyorlar. Bir sürü şey öğretiyorlar. Tabii evet. Biraz böyle bize tiyo versen, paylaşsan neler var öğrendiğin mutfakla ilgili püf noktaları mesela. Valla orada kesme tekniklerinden tutun da hijyene kadar. Biraz tuz alacağım sizden. Şu suyumu da açacağım hemen. Çünkü birazdan da şey yapacağız. Köfteleri bunu da haşlayacağız değil mi? Evet. Altını kıstım. Sen tuz istedin benden. Hemen veriyorum sana. Biraz tuz evet. Şöyle. Yeterli mi? Biraz daha alayım. Bulgur da kaldırıyor tuzu. Kaldırıyor değil mi? Evet. Bu arada soğanlarımı da şöyle attım. Neler var mesela? Mutfak çok geniş biliyorsunuz. Yani hani damak tadınıza... göre değişiyor. Herkesin mutfak kültürü farklı. Bir de biz çok zengin Türkiye, çok zengin bir konuda. Evet. Her yöre daha ayrı şeyler pişiyor değil mi? Çeşit şeyler çıkıyor yani. Şimdi mesela bazı şeyler var. Herkes kulaktan kulağa bunlar farklı bir şekilde mutfaklara yayılıyor. Mesela kimisi yumurtayı yıkar. Evet. Yıkanır mı? Yıkanmaması gerekiyor. Yıkanmaz. Yıkanmaması gerekiyor. Çünkü çok incecik gözenekler var kabuğun içinde. Ve aslında siz yıkadığınız da temiz olsun diye çoğu hanım öyle yapıyor. Ama aslında gözeneklerin içini açmış oluyorsunuz. Evet. Hava alması sağlıyorsunuz. Evet. Yıkamamak lazım. Yıkamamak gerekiyor. Yani hani o özellikle doğal yumurtalarda böyle hani samanlar bazen böyle pislik gibi gözüküyor ama aslında değil. Ya. Zaten kabuğunu kullanmayacağınız için sıkıntı yok. Kutuları da bunlara uygun zaten üretiliyor. Tabii. Kutuların içinde evet. Gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Başka ben... Tahtalar kıyma mesela. Kıyma biliyorum. Yok yani vallahi artık. Biliyorum. Kıyma yıkayan yani. Bayağı böyle aynı suyun altında kıymayı. Bu da doğru bir şey değil. Tahtalar özellikle tavuk yemeklerinde çok önemli. Evet. Hani çapraz bulaşma. Bunu kestiğiniz tahtayı, tavuk kestiğiniz tahtayı bir başka şeyde uygulamanız çok. Tabii. Evet. Yani et, tavuk tahtası evet. Başka bir şey, sebze kestiğiniz tahta başka bir şey olması lazım. Bir yandan karıştırıyorum. Başka bir şey ekleyecek miyim içine? Ona salça ekleyeceğiz. Tamam biraz daha kavursun. Evet, benim de toplanmaya başladı. Bakın. Bunun nasıl bir kıvam olması lazım? Öyle bu, su alıyorsun. Evet su alıyorum yumuşatıyorum. Bakın bulgurun biraz görünmemesi gerekiyor. İyice ölmesi gerekiyor. Şöyle. Burada irmik tutucu birleştirici evet, özelliği. Evet bağlayıcı irmik un var. Bir adet alalım. Yumurta da kırdım içine. Böyle çiğ köfte gibi sıkıyorsun. Evet,
çalışın aslında. Suyumuz kaynadı. Ben salçayla soğanı kavuruyorum. Su ekleyecek miyim ona? Onu ben şimdi kapatın altını. Şeyde açacağım onu ben. Bulgur köftelerim piştiği suyla açacağım. Hmm, lezzet tamam. Ona geçsin. Tamam. O zaman bunu şimdi böyle göstereyim. Böyle biraz aslında yoğun bir kıvam var şu an. Bunu az sonra onu şeyle açacağım. Açacağız. O kaynattığımız suyla açacağım. Bunlar ne kadar sonra açıyorsun? Onu köpük kesilene kadar. Üzerinde köpük oluşacak. Hı-hı. O kesilecek. Ondan sonra piştiğini anlayacağız. Tamam. O zaman yapalım. Ben de birazdan yardım edeceğim. Sıkalım böyle çiğ köfte sıkar gibi. Ondan sonra haşlayacağız. Yok. Şimdi bu dolma diyoruz ama aslında köfte. Köfte, bulgur köftesi. Evet. Bulgur köftesi. Güzel besleyici böyle. Çocuklar hani çok köfte sever ya. Biraz onları böyle mantı, besleyici olsun. Tadı da veriyor. Ha, öyle mi? Süper. Ortam dolayı. Biraz da tok tutacak bir şey. Evet. Biraz böyle mide şişirecek bir evet. Yemek çocuklar için aslında. Şöyle tek tek atıyorum. Evet. Şimdi beyaz köpük çıkması lazım. Bir 5 evet. dakikada haşlanıyor dedim. O köpük kesildi mi üzerinde? Zaten hı-hı. piştiğini anlıyoruz. Hepsi yukarı kalkmaya başlıyor. Evet, şu an dibine çöktü çünkü. Evet. Biz bu sırada sarımsaklı yoğurdumuzu yapalım. Apışarken. Evet, sarımsaklı yoğurt bunun olmazsa olmazı mı? Evet, olmazsa olmazı. Sarımsak tercih etmeyenler belki koymayabilir ama bence çok evet. yakışıyor. Evet. Şey de olabilir, aslında soğanın içine de birazcık koyabilirsiniz. Soğanlı da yapmayabilirsiniz aha. sosunu. Hani tamam, tercih meselesi. Aslında kişiye evet. kalmış o. Evet. Bunu da artık arkaya alıyorum. Bunu da işimiz bitti. Ya bu yemekle tanışmam eşimden dolayı oldu. Bir gün böyle böyle bir yemek var dedi. Ay bu nedir bu acaba diye bir araştıralım dedik. Ondan sonra kayınvalide evet büyüklere sorduk. Ondan sonra bunun yani çok bilinen bir yemek olduğunu öğrendim. Bayburt'ta, Erzincan'da. Bayburtlar şu an evet. seyrediyorsa mutlaka aşinadır zaten. Evet. Tabii biraz çok daha da güzel şimdi. Yapıyorlardır eminim. Peki sen kendine göre mi yorumladın bunu yoksa bu mudur bunu soyadı? Bunun usulü hani bu. Sarımsaklı yoğurdu, evet. salçası, evet. kavurması evet. hepsi böyle oluyor. Evet. Yemek. Evet. Zor gibi görünse de. Adı niye dolma ya? Ben oradayım hala. Adı niye dolma koymuşlar acaba? İmir dolması denmiş. Evet. Ömür de deniyor. Ömür. Ömür. Ömür isim de enteresan. Eşin ne iş yapıyor bu arada? Benim eşim asker. Emekli. Evet. Şimdi emekli oldu. Için şimdi. Evet. Çok gezdiniz mi? Evet. Vallahi. Evet. Biraz yemek kültürü gelişmesinin sebebi de o zaten. O, oradan buradan yani, derken. Evet. Nerelere gittiniz mesela görev için? Ha, ilk önce ben ilk gençlik yıllarımda evlendim. Şeye gittim. Erzurum Dumlu'ya gittim. Çok soğuk. Soğuk mu orası? Evet çok soğuk. Ondan sonra İstanbul. İstanbul'dan sonra Kıbrıs'a gittik. Kıbrıs'a da gittik. Evet aha. Kıbrıs'ta yaşadık bizimki. Şimdi artık sabitsin. Sabit evet. Emekli yerleşikten diyorum. Misafir davet ederken de çok görmediğim dostlarım mesela davet ediyor. Artık ben diyorum yerleşik düzene geçtim. Tabii artık biliyorum yani, artık evet. Şimdi hemen o köpük aslında çıkmaya başladı. Başladı şöyle evet. bakınca. Sana vereyim istersen. Yani, evet. Bu işte üzerinde köpük kesiliyor böyle. Kesik kesik oluyor bakın. Hı hı. Ondan sonra piştiğini anlıyoruz. Bakın. Hı. Şekli de bozulmuyor. Hakikaten çok ucuza bir yemek. Değil mi? Evet. Yani ve bulgur, çok besleyici. Yoğurt, salça bunlar aslında en kolay bulunabilir. Bir de evinizin altındaki, elinizin altındaki malzemeler. Besleyici. Evet. Ama ne var besleyiciler ne var yemek gibi. Yemek çıkartıyor evet. ama. Bir dolma. Evet. Bu artık oldu ben bunu kapatıyorum. Evet. Onun ne kadar var acaba bir bakalım şöyle. Bu da oldu aslında. Thank you.
güzel bir aslında görseli de böyle dolu dolu bir yemek oldu. Yani yoğurtçusuyla, evet, salçasıyla onlar. Çünkü hep görseli kuvvetlendiren şeyler. Günlere de yapabilirsiniz, davetlere de, akşam yemeğine de. Sosu şimdi dökün. Hadi ben dökeyim onu. Şöyle üzerine. Görüntü güzel. Evet, sıcak sıcak. Hafızları da geçecek. Gerçekten bunun tadını çok merak ediyorum ya. Şimdi günün üçüncü tarifiydi. Hemen gösterelim. İmri dolması yaptık. Bir Bayburt yöresi yemeğiydi. Güzel böyle bulgurlu bir köfte aslında. Sosuyla, sarımsaklı yoğurduyla bence çok lezzetli. Artık günün son tarifine geçiyoruz. Kuskus salatası ile. Tarifi geliyor. Kuskus salatası yapıyoruz. Kuskus salatası. 2 su bardağı kuskus, 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 kase garnitür, 1 kase mısır, 1 kase kornişon turşu, 1 tatlı kaşığı tuz. Sos için 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım çay bardağı ayçiçek yağı, yarım limon. Şimdi kuskus salatası aslında çok pratik, evet, basit, hakikaten böyle çok zorlanmayacak, çok maliyetli olmayan bir salata. Bir makarna salatası gibi aslında. Önce istersen hemen kuskuslarımızı açlayalım, değil mi? Alalım, evet. Birazcık sıvı yağ. Alayım birazcık. O zaman önce bunu atayım. Şöyle, evet, hemen. Şöyle. O haşlanırken de setlerimizi doğrarız, kornişonları doğrarız. Bunları çok seviyorum. Ali Demir de bana böyle minik makarna diyor. Değil mi? Çocuklar çok, çok seviyor. Çok seviyorlar, evet. Aynen. Şöyle birazcık ekleyeyim. Evet. Tuz ekliyor muyuz? Tuz da birazcık atalım, evet. Tuz atabilirsin istersen. Sadece garnitür ve kornişonla renklendiriyoruz. Mısır var. Çocuklar mısır da çok seviyor. Bazen böyle yoğurt, mayonez falan da koyuyorlar. Sen koymuyorsun. Yok. Bu böyle, bu şekilde. Yağlı limonlu bir tarif olacak, evet, bu. Şu an okul bitti değil mi? Aşçılık okulu bitti. Bitti, bitti, evet. Bundan sonra var mı bir hedefin peki? Valla yani birazcık kendimi şeyde sosyal alanlarda geliştirmek istiyorum. Bilgisayar hiç bilmiyorum. Bilgisayar öğrenmek istiyorum. Ne kadar güzel. Yani mesela atıyorum, kaç yaşındasın şu an? Şimdi 47 yaşındayım. Maşallah. Mesela şey demiyorsun, aman bu saatten sonra bilgisayar benimle işime yarayacak demiyorsun. Bu çok güzel bir şey. Evet. Yani niye öğrenmeyeyim? Öğrenmenin yaşı yok. Bir de şimdi, evet, artık çocuklar büyüyünce, şimdi sen daha iyi biliyorsun çok değil mi? Evet. Evde kalıyorsun. Çocuklar büyüyünce kendini, onlar kendi hayatlarını kuruyorlar. Tabii. Kendine vakit ayırman daha fazla oluyor. Yani daha çok vakit ayırıyorsun kendine. Valla şu an hiç vakit ayıramadım. Değil mi? Evet. Sana şimdi çok uzak görünüyordur da ama maalesef ne öyle. Ne zaman olacak o? Bir zaman. Umut var mı hala? Var, evet. Bir şey en sonra. En son kuaföre bile annene böyle biz gidiyorduk. Değil mi? Evet. Hani hayatınız oluyor çünkü. Her anlamda. Yani yemeğini düşünüyorsunuz, giyimini, tabii, düşünüyorsunuz. Hastalıklar hani böyle, tabii, hiç çözülmeyecek. Ve sonra okul hayatı başlıyor. Ay hadi bu olsun, şu sınav, bu okul. Bir şey diyeceğim, okul hayatı var daha benim önümde. Evet. Doğru mu? Diyorlar ki ben acaba okula başlayınca hani daha rahatlar mıyım kafa olarak düşünüyorum. Çünkü yok, onlarla ilgilisi. Diyorlar ki hayır, bir de o zaman ödevleri, dersleri çok hiç daha zor bitmiyor, olacak. Evet, hiç bitmiyor. Ekleyelim önce yoksa kuskusu mu eklememiz gerekecek? Önce kuskusu ekleyelim. Yine onu, tamam, da bir şeyle sosla soslayalım. Hmm. İyice ayrılsın, yapışmasın. Şimdi bakıyorum zaten yağ da koyduk içine. Bir tık böyle şişmiş ama sanki biraz daha vakti var. Bakayım. Değil mi? Evet, biraz daha olsun. Şöyle bir tık daha vakti var.
Minik ama biraz geç pişen bir makarna sosu. Evet, aslında sanki daha çabuk pişecek gibi geliyor. Hani böyle bulgur gibi pişecek gibi geliyor ama öyle olmuyor. Kuskuslarımızı artık kaynadı, altını kapatıyorum. Şöyle biraz kaldırayım. Hı-hı. Şu biraz daha suyunu da süzelim. Şimdi önce sosunu yapacağız. Direkt bütün malzemeleri atmadık. Evet. Ki böyle kuskusu sosu biraz çeksin diye. Şöyle karıştırayım. Bunun sosunu hazırlayalım. Tamam. Soslayıp garnitür ekleriz. Malzemeleri karıştıracağız ve servis edeceğiz. Aslında çok pratik. Dediğimiz gibi ucuz, çok az maliyetli bir tarif. Sosunda sarımsak kullanıyorsun. Evet. Başka ne istersin? Pul biber isterim. Birazcık tuz. Ha, pul biber, tamam. Ne lazım Püsel ablacığım? Sıvı yağ koyalım. Birazcık artacak yağ ekleyeceğiz. Evet, tuzunu koyduk. Bir limon istiyor musun? Limon istiyorum. Limon da yapacağız. Limon olmazsa olmazı. Sanırım. Bunu şimdi sıcak uyguladığımız için garnitür mısır kornişonu koyduk. Hı hı. Eğer soğuk uygulayacaksak biraz demlendirip yeşillik de kullanabiliriz salataya. Evet, o da mesela dereotu da yakışır. Çok, evet. Taze nane, maydanoz. Ama sıcakta öldürüyor ya sebzeleri. O yüzden hani pilav havasında. Salatayla pilav arası bir şey. Şimdi ben onu dökeyim. Sen dökelim. Karıştır. Uff, şey diyeceğim. Sarımsak o kadar güzel koktu ki limona geldim kokusu. Evet. Böyle buram buram, ben çok seviyorum sarımsağı ya. Yiyeceğim seni, merak etme tatlım, az sonra. Ekleyelim istersen mısırını da. Bir de garnitür, haşlanmış garnitürler, havuç, bezelye, patates. Başka bilmiyorum, bir şey eklenebilir mi keyiflerine göre? Evet. Yeşillik olursa işte bu garnitüre bile gerek kalmayabilir. Belki yeşillikli, evet. Sadece yeşillik. Evet. Mısır da olabilir. Ya da turşu. O da olabilir. Onu da ekleyelim istersen. Benim. Onu da ekleyelim şöyle. Bol turşulu oldu. Evet. Bol malzemeli. Gitti bu karıştırma işi. Değil mi? Evet. Bir de renk cümbüşü değil mi? Ne kadar güzel. Evet. Sen resim yapıyorum demiştin. Evet. Hiç ondan bahsetmedik. Nasıl resimler? Valla ben yağlı boya resim yapmayı çok seviyorum. Hı-hı. Kara kalem güzel yaparım. Ya süper. İddialısın yani o konuda. Yok, iddialı değil. Bir şey diyeceğim. Marifetli bir kadınsın ama. Yani yemek, resim. Teşekkür ederim. Ya, işte öğrenmeye de meraklısın. Evet. Güzel bir şey aslında. Ben de yağlı boya resim yaptığım için çok seviyorum resim yapmayı. Ama tabii zor oluyor değil mi? Çoluk çocuk evde zor. Bir de onlar için ayrıca bir kendine oda... Evet, bir atölye var. Evet. Bir odan olması lazım. Oda gerekiyor. O yüzden... Evet. Tamamdır. Bitti. Bu kadar. Vallahi oldu. Sunalım efendim. Gene böyle bir geniş kapta sunmak daha güzel, evet, olacak. Evet. Salata kapında. Biz böyle bugün mavi beyazdan gittik. Son tarifimiz de kuskus salatası da bitti. Artık soframızı kuruyoruz. Çok acıktık. Tadıma geçiyoruz efendim. Evet. Sarımsaktan, sostan dolayı herhalde öyle bir his geliyor.
güzel. Böyle ağzı attığında. Evet. Böyle garipiden bir pilavla salat arası. Evet. Pilavla. Ispanağın iç bir tadı yok. Evet. Güzel renk vermiş. Böyle güzel bir portakallı limonlu kek gibi oldu bu. Soframıza güzel böyle mavi beyaz bir sofra kurduk, evet, kendimize. Evet, çok şık bir sofra oldu. Eline sağlık. Teşekkür ederim ben de davetiniz için. Ne demek? Çok keyifliydi. Neler yaptık bir hatırlatalım mı tekrar, evet, seyircilerimize? Şöyle istersen yaptığımız sıraya göre bir sayalım hepsini. İlk önce kek kalıbında böreğimizi yaptık, kıymalı böreğimizi. Bu da ters çevrilmiş hali. Evet. Çok sıcak olduğu için ters çevirmemiştik. Evet. Bence çok güzel duruyor. İkinci olarak... Fincan kekimizi yaptık. Ispanaklı fincan kekimizi. Kek. Hem çıkıyor hem böyle kaşıkla içinden yiyebilirsiniz. Az sonra göstereceğiz size. Üçüncü tarifimiz neydi? O da bir... O da yöresel bir lezzet. İncir dolması. Evet. Ama böyle aslında köfte gibi. Bulgur köftesi, evet, gibi bir şey. Son tarifimiz de kuskus salatasıydı. Salatamız da. Birazdan başlayacağız. Çok merak ediyorum. Hepsi değişik tatlar benim için. Siz kaçırdığınız tarifleri, detayları ve püf noktalarını sosyal medya hesaplarımızdan Pelin Karahan'la tariflerle ulaşabilirsiniz efendim. Şimdi biz artık tadıma geçiyoruz. Bize afiyet olsun. Börekten başlayalım istersen. Evet, sana bakıyorum. Hem kendine hem bana böyle birer dilim. Börek kesmesi de kolay oluyor değil mi? Evet. Sunumu gayet kolay. Nasıl beğendiniz mi? Bir de daha yumuşak olmuş sanki. Değil mi? Evet, evet, bu yumuşak oluyor. Yani içi çok böyle yumuşacık bir börek aslında bu. Şimdi gelelim Bayburt yöresinin güzel yemeğine. Bakalım. Hakikaten mantı yiyormuş gibi oluyor. Değil mi? Mantı tadında. Evet. Bunun sarımsaktan, sostan dolayı herhalde öyle bir his geliyor. Ben çok sevdim. Afiyet olsun. Bunu vejetaryenler de sever değil mi? Evet. Et yemeyenlere, evet, de bir alternatif tarif. Ve oldukça doyurucu. Hı-hı. Besinleri de bulgurdan, evet, dolayı bayağı, aha, yüksek. Böyle ağzı attığında, evet, böyle kayıp giden bir pilavla salat arası, evet, değil mi? Bir lezzet. Benim pilav gibi, benim salata gibi. Valla birbirleriyle uyumu da çok güzel oldu menünün bence. Tam 5 çay menüsü oldu, evet, değil mi bugün? Hepsini birlikte değerlendirebileceğiniz bir menü. Evet. Gelelim keke. Keklere. Değişik oldu. Fincanda ıspanaklı kek yapmıştık. Şöyle göstereyim. Evet, yağlamadık da oldukça kolay çıkıyor. Bakın pıt diye çıktı. Böyle de yiyebilirsiniz, böyle de koyabilirsiniz ama ben şu an bayağı böyle kaşıkla içinden yemek istiyorum. Sen de bir tane al istersen. Karşı daral. Ay, çok güzel. Afiyet olsun. Buharda piştiği için diğer keklere göre, fırın keklerine göre çok yumuşak. Değil mi? Böyle, evet, bir hali var. Bir de ıspanağın hiçbir tadı yok. Evet. Güzel renk vermiş. Böyle güzel bir portakallı limonlu kek gibi oldu bu. Portakalın tadını alıyorsunuz değil mi? Hem portakal alıyorum hem limonu alıyorum ama çok dozunda. Evet. Genelde çok baskın olduğu zaman portakalı sevmiyorum ama bunu da çok beğendim. Çok da güzel olmuş bugün, ellerinize sağlık. Yemin ediyorum. Senin eline sağlık.